الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدى لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله وقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل عليه صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل عليه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل سيدنا محمد Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlid ayında onun ahlak şerifesiyle alakalı olarak yazdığımız Ahlak Nebevi isimli eserden ders takip ediyoruz. İnşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisiyle, muhabbetiyle ve meclisimizi ziyaretiyle müşerref oluruz. Dün anlatıyorlardı, radyoda da konuşuyorlardı işte Çanakkale ile alakalı olarak tabii çok kıssalar ve hadiseler anlatıyorlardı, orada okuyorlardı. Ben de canlı yayına katıldığım kısa bir şey, dersteydim. Fakat o arada anlatılan bir kıssada ne diyordu? bir komutan şehit olurken son söz olarak ne dedi? Ne zahmet ettin ya Resulallah dedi. Ve böyle vefat etti. Ve buradan anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi şehitlerin e, yollarına gelir, yanlarına gelir. Tabi bu sade şehitlikle de alakalı değildir. İman üzere, İslam üzere, tevhid üzere ölebilecek olanların hepsine gelir yardım eder. Ölürken de imanlı ölmemiz için yardım eder. Kabirde de sual cevapta muktedir olmamız için yardım eder. Mahşerde şefaat eder. Her yerde ona muhtacız. Rabbim onu bizim elimizden tuttursun. Amin. Bizi kendi elimize bırakmasın. Amin. Amin. İşte onun bizim elimizden tutması için de ne yapacağız? onu çok seveceğiz ona iman edeceğiz onu tanıyacağız onu seveceğiz ve ondan bahsedeceğiz onun arzını rica edeceğiz şeref ve haysiyetini muhafaza edeceğiz onun faziletlerini inkar edenlere karşı onu savunacağız hadis-i şeriflerini savunacağız yolunu savunacağız Böylece o da bize şahitlik yapacak Rabbimizin huzurunda bizlerin elinden tutacak inşallah. Şimdi evvela ulemanın meclislerinde bulunmak ve gereken edeple Mühetteb olmak. Okunan ayet ve hadis-i şeriflerin heybetine ve vakarına karşı tazimli olmak. Yani Fatiha denmeden meclisten kalkmamak. E, Tabi zaruri bir ihtiyaç olursa o müstesnadır. Zaruri bir şey olmadıktan sonra sıkılmamak. Millet e, meyhanelerde, barlarda, pavyonlarda o şeylerde ne diyorlar? efendim diskoteklerde sabaha kadar tepiniyorlar, tepişiyorlar. Beni 10 dakika soksan oraya nefesim tıkanır, ölmek üzere zor çıkarım yani. Buralarda nasıl nefes alıyorlar, nasıl rahat ediyorlar, kaç saat nasıl duruyorlar, nasıl oturuyorlar, hiç darlanmıyorlar. Bazı kere yani kapatıyorlar, kapatma diyorlar. Bunları zorla süpürüyorlar bazılarını. Siz burada bir saat, bir buçuk saatte ayet hadis meclisinde cennete oturuyorsunuz, darlanıyorsunuz. Millet cehennemde darlanmıyor. Size ne oluyor? Faydanız az olur. Faydalanmanız az olur. Onun için Evliya Allah'tan velilerin sözlerini naklediyoruz. Buyuruyor İmam Ali bin Hasan el-Attas Aleyküm suhbetil ahiyar Hayırlı insanlarla beraber olmaya bak. Ben hayırlı adamım da siz benim sohbetime geldiniz demiyorum. Buraya Allah için gelenler hayırlı insanlardır. Hayırlı insanlarla beraber olmaya bak. Yani burada da hayırsız insan çıkar mı? Çıkabilir. Çıkabilir ama ekseriyet hayırlıdır. Çünkü bu kadar yani Allah için, ayet-hadis için birkaç kişi başka niyetle gelse bile hepsi kötü niyetle gelmesi mümkün olmaz. Ekseriyet hayır üzeredir. Hüküm neye göredir? ekseriyete göredir. Bir ekseri hükmül kulli. Kötü bir mecliste, kötü bir yerde ekseriyet kötü niyet üzere gelmiştir. Bir ikisi şaşarak, şaşırtılarak gelse bile onların iyi niyetine bakılmaz. Ekseriyet kötü niyet üzere geldiği bellidir. İçki meclisine, kumar meclisine, zina meclisine, şarkı türkü meclisine. Ama buraya ekseriyet iyi niyetle geldiği için bu hüküm ekseriyete mebnidir. Anladın? Bir iki tane bunu ne yapamaz? Başka niyetle gelse de bozamaz. Melek ne dedi ya Rabbi? Bunun başka derdi vardı bir tanesinin. Onu da mı affedeceksin? Mevla <laughs> bu vul kavm Celisum. Onlar benim meclis arkadaşlarımdır. Zikir üzere toplandılar. Onlarla oturan da mahrum olmaz. Onun için burada zikir için gelmeyene bile bir söz var. Yani bu meclislere zikir için gelmeyene bile bir müjde var. Çünkü ne diyor onlar benim meclis arkadaşlarım öbürü de onlarla oturduğu için mahrum olmaz. Burada mahrum olmak için buradan boş çıkmak için tek şart nedir? Allah muhafaza gavur olmaktır. Yani şirk üzere gelirse ona hiçbir bir fayda yok. Şirk üzere Kabe'ye de gitse fayda yok. Ravza'ya da gitse fayda yok. Şirk üzere peygamberi de görse fayda yok. Öyle mi? Men lem yekun fi nefsihi meylul huda Fesudu ve cehennemi ilanfau diyor İmam İçinde hidayet meyli olmayan peygamberin yüzünü görse de fayda vermez ona. Ebu Cehil'e fayda vermediği gibi. O zaman iman lazım, hidayet lazım. Hidayete meyil lazım. Yani doğru yol arayışı lazımdır. böyle. Nereyi tenkit ederim? Nereyi yanlış bulurum? Nereyi eksik bulurum? Nereden ne çıkarırım? Nereden ne taşırım götürürüm? Bunlar iyi niyet değil. Ama yine ne diyorum? Burada ancak şirk üzere gelip kafir olanlara fayda yoktur. Ama zerre kadar imanla gelen mahrum olmaz. Ama niyetinde karışıklık var. Şunu görmeye geldi, bunu görmeye geldi. O arada rast geldi. Bir arkadaşı onu getirdi. O da sıkıldı mı kıldı ama yine de mecbur oturdu. İşte arkadaşını kıramadı falan. Olsun. İmanı varsa onlar da mahrum olmaz diyor. Hadisi Bu Bukhari ve Müslim'dedir bu. İyi insanlarla beraberliğe devam et. ve devim. Onlara gereken edeple onlara layık olan edeple teddub et. O edebi takın. Eşini burada dünya kelam konuşmak edebe uymaz. Birbirine laf atmak edebe uymaz. Efendim, sohbet arasında telefonla konuşmak edebe uymaz. Yarıda bırakıp çıkmak Edebe uymaz. Ancak zaruret, müstesna. Yani zaruret mecburiyet demektir. Bu vaziyette edebe riayet edilirse insanlar mahrum olmazlar. Çünkü Mevlana mesnevisinde ez hudacuyim tevfiki edep bi edep mahrum keştez lütfi Rab. diyor. Yani Rabbimden edebe muvaffakiyet istiyorum çünkü edepsiz insan Allah'ın nimetinden, lütfundan mahrumdur. Bir insan edebe riayeti terk ettiği için helak olabilir. Resulullah'a karşı, sallallahu aleyhi ve sellem alime karşı, şeyhine karşı, üstadına karşı, ilim aldığı kimselere karşı. Ne burada Hazreti Ali? Men allemeni harfen fakat sayyaran ya abda. Efendi Hazretleri geçen de okudu bunu yine yanına gittiğimde. Bana bir harf öğreten beni köle etmiş. Bir harf öğreten beni köle etmiş. O zaman din ilimleri özellikle sonsuz hayatı bize kazandırıyor. Bu hususta kimden bir şey öğrendinse insan ne yapacak? Edepli olacak, saygılı olacak. Bu yine faydası kime dönecek? Kendisine dönecek. O saygı gösterdiği adam bundan bir kar etmeyecek ve istifade min akvalim <Sessizlik> ve sözlerinden de istifade edecek, tavırlarından, hareketlerinden de istifade edecek, kılık kıyafetinden istifade edecek. Yani istifade edilecek adamla beraber olmak gerek. Ve ziyaret ile ve dirilerin de ölülerini de ne yapmak lazım? Ziyaret etmek lazım. E şimdi e, diri ise gidersin işte ilim meclisinde bulunursun, buluşursun, sohbet ediyorsa. E değilse ne yapacaksın? Şimdi efendi hazır, rahatsız. Herkes ziyarete giremiyor. Zor oldu mesela. Ya, niyet. Ve açarsın, kitaplarını okursun. Sohbetlerinden istifade edersin. Biz yazıyoruz Arif Han dergisinin başında neler konuştuğumuzu. Ha bizle geldin orada dinledin. Ha bizim yazdıklarımızı okudun. İşte bu yakın zamanda neler olmuş? Ne buyurmuş bize? Bunları yazıyoruz mesela. Bunlar size vesile olsun. Ama gidersin Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin kabrine. Gidersin e, İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri burada tekkede. Halil Nurullah Efendi, Hüseyin Kutsi Efendi, Şerif Kutsi Efendi, Ahmet İlmi Efendi. Beş şeyh burada. Şurada çarşambada mesela. Bunları ziyaret edersin. Daha nice veliler var bu civarda. Şeyh ve Hazretleri var. Emir Bukhari var. Onun da açılmadı kabri. E, ziyarete biraz şey zorla biz geçen imamdan aldık izin falan. İnşallah onu da açtırmak üzere çalışıyoruz. Emir Bukhari evliyanı değiştirdiler. O Beydullah Ahrar Hazretleri'nin halifelerinden, Mahmud İncil torunlarından ve Resulullah'ın torunlarından sallallahu aleyhi ve sellem seyittir. Burada hemen, şurada, yakınımızda, evliyanın en büyüklerindendir. Altı sene yatsının abdestiyle sabah kıldırdı. Kıldırdı. Evet, Nakşibendi Hazretleri'nin yolundan, Ubeydullah Haran'ın halifelerinden, koca Ubeydullah onu gördüm ayağa kalkardı. O da artık dayanamadı Semerkant'te. Dedi ki Efendi Hazretleri, her geldiğimde ayağa kalkıyorsunuz. Ben de size sıkıntı veriyorum. Artık dayanamayacağım. Dedi o zaman aşık ilahiyle sen İstanbul'a git. Türkiye'ye, Anadolu'ya tarikatı götür dedi. Onlar öyle gönderdi. Simavlı aşık İlahi hazretleri. O sonra dışarılarda öldü. Şimdi Türkiye hüdudunda değil. O zaman Osmanlı hüdudundaydı. Fakat Emir Bukhara Hazretleri burada kaldı. Ubeydullah Arar, onun şeyhiydi. Niye ayağa kalkıyordu? Diyordu ki, Mahmud İncil evi bizim şeyhimizdir. Hem onun torunusun, bir ondan kalkıyorum. Hem Resulullah'ın torunusun, seyitsin, bir de ondan kalkıyorum <laughs> dedi. Yani, ben oturamam sen gelince Halbuki onun talebesiydi. Edeb. Öyle bir zat burada mesela. En yakınımızda şu Fatih'te yatıyor. Bunun gibi bu ziyaret yerlerini tespit etmek lazım. İstanbul kaynıyor. Uleması, evliyası, he? dolu mezarları, ölülerini, dirilerini ziyaret etmek lazım. Evliya Allah'tan bir Resulullah'ı gördü sallallahu aleyhi ve sellem. Sordu dedi ya Resulullah amellerin en üstünü nedir? Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cülûsüke beyne yedey veliyyim min evliya illa Ve lev kadra hal Bir süt sağımı kadar az da olsa evliyadan bir velinin yanında önünde oturmandır. Bundan üstün amel yok. O zaman sordu. Hayyen ölü diri fark eder mi? Bu sevam ki hani hayyen Ölü diri fark etmez. Ha kabrine gittin oturdun. Ha sağ olanla buldun oturdun. Evet. İstifade etmek lazım. Ma il balig ile Onlara son derece tazim, saygı, hürmet lazım. Ve hüsnü zannü Onlar hakkında güzel düşünmek lazım. Hüsnü zan. Hüsnü zan ne demek? Güzel düşünmek. Hakkında kötü düşündüğün adamdan istifade edebilir misin? Edemezsin. Ön yargılı gelirsen, bunun durumu nedir acaba dersen, bu doğru mu konuşuyor acaba dersen, bu arada atıyor mu yalan, efendim uyduruyor mu diye düşünürsen, ne faydalanacaksın burada? He? Böyle. Hüsnü dan edeceksin. Şimdi bazıları, baktım diyorlar cübbeli hoca amel etmiyor, takva değil bilmem ne değil. E ben de diyorum cübbeli hocayı gelip dinlemekte de farz değil. Git takvasına. Adam yine geliyor. Ya diyorum niye geliyorsun? E diyor ki işte buradaki ilmi de başka yerde bulamıyorum. E anladık ama. Hüsnü zannın yok. Yani bizim hakkımızda güzel düşünmüyorsun. E bizim hakkımızda güzel düşünmüyorsan bizi dinlemekten faydalanmazsın. Boşuna oturuyorsun. Bizim hakkımızda güzel düşünmeyenler boşuna zahmet etmesinler. Çünkü faydalanamayacaklar. Marazları artar. Yani hastalığı var şüphesi artar. Acaba acaba acaba, acaba. Yani bizi dinlemek farz değil yani. Biz peygamber değiliz, bir şey değiliz. Mürşit değiliz, şeyh değiliz. Anlatabiliyor muyum? Ve gidip başka taraflardan da istifade edebiliriz. İslam'ı yaşayabilir herkes. Cennete girme yolu açık. sadece bizim kapıdan geçmiyor. Ama yani geliyorsan ben de istiyorum ki birbirine faydalandıralım. O zaman da bunun şartı neymiş? Güzel düşünmek lazım. Ben sen hakkında güzel düşüneceğim. E şimdi ben önüme gelen adam aha bu bıçak aldı buraya geldi beni mi bıçaklayacak acaba? Bayram Hoca'yı bıçakladılar, Hızır Hoca'yı öldürdüler. Bunların hepsi acaba silahlı bıçaklı olabilir. E ben de öyle düşüneceğim o zaman. Mesela öyle mi şimdi? E bu bıçaklı olabilir, bu ajan olabilir, bu ergenekoncu olabilir, bu mitten olabilir, e hadi bakalım El Fatiha çıkalım gidelim ya. Sen bana iyi düşüneceğim, ben sana iyi düşüneceğim yani. Bunun başka bir yolu yok. Ha, ben sana itikadım yok, güzel düşünemiyorum senin hakkında. Senin buraya gelme mecburiyetin yok zaten. Allah yolunu açık etsin. Ben bunlara çok, yani acayip şaşırıyorum yani. Hem beğenmiyor, hem geliyor dinliyor. Hem aleyhimize konuşuyor, hem efendim Cenazesi oldu mu bizi çağırıyor. Ya bende ne? Bende bir hayır yok. Cenaze ne çağırıyorsun beni? Yok yok. Mesele şu. Ben meşhurmuşum ya, ya. sen meşhur adamsın. Şimdi derler cenazesine kim geldi? Şu hoca bu hocayı tanımazlar. Cübbeli hoca geldi. ha derler. Adam onu da hava için yani. Onu da Allah için de Bize inanmıyor ki adam Yani. Ama işte marka arıyor. işte isim arıyor. Şu arıyor. Biraz meşhur oluyorsun. Meşhur olmak zaten Kabe'nin zemzeme işiyen adam, tarihte benden meşhur oldu. Gitti zemzeme işeydi. Yani meşhur olmak da illa da çok hünerli olmak, iyi olmak demek değildir. Bizden çok daha meşhur artistler var. Onları çağır, cenazeye göbek atsınlar. Hayır yani. Hocayı çağırıyorsan cenazede, Bu hoca da doğru eli sünnetse, sen de ona inanıyorsan çağır yani. Ondan sonra, e, Cübbel Hoca her şeyi doğru mu? Buradan lafımıza inanmıyor. Oradan ona inanmıyor. Taşlı pirinç gibi ayıklayıp duruyorsun yani. İnanmıyorsan lüzumu yok. Boşuna da burada yer fazla işgal etme. Başka biri gelirse sok sokakta kalmasın. Ondan sonra, fəbideali intifa intiva lizjairi. Ölü olsun diri olsun, alimine, velisine, ilmine, ameline, ihlas yani ziyaret için gelenler faydalanmak için şart budur diyor. Kitap böyle söylüyor. Ve yevi dul me o zaman bize feyiz kimden gelir? Efendi Hazretlerinden gelir. Bizim kanalımız Efendi Hazretleri. Çünkü kim nereye bağlıysa feyiz ona buradan gelir. Abdülhakim Arvazi Hazretlerine bağlı bir paşa vardı. Devamlı Ali Haydar Efendi'nin hatmi şerifine gelirdi. Abdülhakim Arvazi Hazretleri de büyük veliydi. Necip Fazıl'ın şeyhi o da sağ O zaman Kaşgari dergahında Eyüp'te şeyhlik yapıyor. Postnişin idi. O paşa da oraya bağlı ama Hatmi Şerif'te nereye geliyormuş? Devamlı Ali Efendi'ye geliyordu. Ali Aydar Efendi Hazretleri de evinden çıkıyordu tekkiye. Şimdiki cami olan yer. Aşağısı. Oraya inerken kime Fatiha okuyordu? İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi'ye Fatiha okumadan aşağı inemez. Çünkü o şeyhine Fatiha'sız geçmez. Halit böyle derdi Allah rahmet etsin. Efendi babanın oğlu. O zaman çok yaramazdım derdi. Her yol var. Ondan sonra babam da bana çok kızıyor derdi. Birkaç kere bana öyle kızdığı zaman işte namazı gevşek etti. Şunu yaptı, bunu yaptı, bir günah yapsa efendi baba Ali efendi de celal sıfatı var. O dunuk kafasına geçirir. O İsmail da o zaman harap virane idi. Ondan sonra hala yapmışlardı içine bütün. Gece konduydu kubbesinde şey eski resmi var kubbesinde otlar çıkmış o öyle korkardım kaçardım ki diyor çoğu gece diyor İsmail Han'ın kubbesinde yatardım diyor yani oraya kadar çıkamaz belki diye Ali Haydar Efendi öyleydi fakat diyor ah şu İsmet Baba var diyor kaç kere canımı kurtardı niye diyorum ya oraya Fatiha okumadan geçemezdi diyor evden çıkardı bir Fatiha'ya dururdu ben ancak kaçardım diyor yoksa diyor odunu kafama geçirecek. namazı kaçırdın şunu şöyle yaptım Ali Haydar Efendi öyleydi biz onun için bize kim lazım dedi. Diyorum bize Ali eder Efendi olsa, İmam-ı Rabbani de olsa, Şahin Akşibendi de olsa bize uymaz. Niye? Bize ancak bizim efendi uyar yani. Çünkü böyle bir zat ki bizi ancak o idare edebiliyor yani. Öbür evliya olsa belki de kafamızı kıracak yani. Durum bu. Ama zamanına göre Allah ne gönderiyor? Mürşit gönderiyor. Şimdi de bu zatı gönderdi. Ne kadar yumuşak davrandı değil mi hepimize? Bu kadar sene tanıyanlar oluşuyor. Herkes idare etti, herkese iyilikle. Ehli sünneti anlattı etti. Ne kadar hizmet et. Ne kadar büyük hakkı var üzerimizde. Allah tarafımızdan hayırla mükafatlandırır. Allah başımıza eksik etmez. Rabbim yokluğunu göstermesin. Amin. Amin. Ne büyük hizmet yani. Müceddit Yani. Evet. Şimdi <laughs> Efendi Baba, İsmet Baba da Fatih Aslı okurken İsmet Garibullah kaç sene evvel ölmüş. Ali Efendi İsmet Garibullah görmemiş hayatında. O kimi görmüş, Bandırmada yatan Ali Vezavat denen müridiydi. Onu görmüş. Bir de Tekke'nin şeyhi Ahmet Elmi Efendi onu da görmüş. Ondan haber Halilullah Zagravi var, onu görmemiş. İsmet Garibullah görmemiş. İsmet Baba kabirden ne diyor ona? Al kağıdı kalemi eline dedi. Efendi babada çıkarttı geldi. Yaz dedi. İsmet Garibullah Risale-i sahip sahibi. Kit'sini Katmi Şerif'te toplanmış seni bekliyorlar. Orada bunu oku. Ne dedi? Bir kıtmir yalını kan kapıda yiyorsa o kapıyı hoşça beklemeli. Bu Osmanlıca bir tabir. Ne demek? Bir köpek yemeğini nerede yiyorsa o kapıyı beklemeli. Yemeğini bu kapıda yerde gider öbür kapıda korumalık yaparsa ne yaparlar? Orası bizim köpeğimiz değil diye buna yemek vermez. Burası da olan biz de yiyorsun orayı bekliyorsun diye kovar. Köpek aşk hangi kapı sana yalını yemeğini veriyorsa sen o kapıyı bekleyeceksin. Hiç bu hususta şaşıran köpek de yoktur yani. Ben duymadım ki bir köpek burada iyi orayı bekliyor. Bu kadar deli köpek yok. Ama böyle deli çok insan çok. Peki bunu niçin dedi İsmet Baba Ali Adar Efendi'ye? Çünkü içeride kim vardı? Abdülhakim Arvasi'nin müritlerinden bir paşa o zaman. Şimdiki tarikatlar Millete bilet dağıtır gibi gel bize gel bize gel bize. Bizim tarikat nasıl? Koca paşa geliyor. Paşa'ya diyor ki sen git bağlandığın yere diyor yani. Çünkü mesele ne? Bu hatmi şerif tarikat sohbet. Ama bu bizimki şimdi öyle mi? Değil. Şimdi bu Adıyaman'a bağlı olan kardeşler devamlı geliyor soruyorlar. Adıyaman ehli sünnettir. Menzil ehli sünnettir yani. Seyittirler. Tamam. Fakat tabii orada vekillerde falan çok alim yok. Bu sefer tabii bizden gelip de biraz ilim öğrenmek istiyorlar. Bu sefer de oradaki bazı vekiller de onlara diyorlarmış ki gidilmez. Onlar da diyorlar niye gidilmez? E kalbiniz kayar. Ulan nereye kayacak ben şeyh değilim ki ne? Bu bir kalp kaymasından da bir şey anlamadım yani. Benim neyime kalbin kayacak yani? Her şeyin meydanında benden ne olacak? Benim ilmim alınır yani. Kalbiniz kayar ne olur bu sefer? İşte burada Mahmut Efendi methedilirse kalbiniz ona kayabilir. Ya Allah Allah. Bizim sohbetlerimiz tarikat sohbeti değildir. Şeriat sohbetidir. Ayet hadis sohbetidir. Fıkıh ilim sohbetidir. Burada herkes müşterektir. Hani gelmek mecburiyetindedir demiyorum ama bizim anlattıklarımızı başka yerden de alabiliyorsa almak mecburiyetindedir. Ha başka yerden alamıyorsa topluca bu şekilde bir arada bulamıyorsa da bu yerden almak mecburiyetidir. Çünkü bunlar ona dünya ahiretinde lazımdır. Sorulacak. Öyle mi değil mi? De kendi kapısında bu hususta bir alim yoksa, bu öyle bir sohbet veren yoksa burada kapı ayrımı yapılmaz. Ehli sünnet olmak şartıyla her alimden istifade edilebilir. Burada şuna gitme, buna gelme denmez. Ama tarikat meselesi hatmi şerif gibi zikir şeylerinde ne vardır? Herkes kendi kapısını korumalıdır. Bunda bu ayrıdır, o ayrıdır. Bunları da birbirinden ayıralım. Şimdi Ali Haydar Efendi katıldığı meclis neydi? Hatmi Şerif yani. E, Hatmi Şerif tarikatçıların sünnetidir. Tarikat değildir ama tarikatçıların sünnetidir. İşte zikirler okulu. Bin bir ihlas vesaire. Bunun üzerine Ali Haydar Efendi Hazretleri indi. O paşa da orada. Dedi ki şimdi gelirken gel İsmet Garibullah Büyük Efendi Hazretleri Buyurdu evladım al kağıdı kalem eline. Yaz. Bana şöyle yazdırdı sizi okuyorum dedi. Bir kıt mil yalını kan kapıda yemekteyse o kapıyı hoşça beklemeli. O paşalar falan hep tasavvuf ehli. Zaten tekkede kim yatıyor? Osmanlı'nın İçişleri Bakanı Dahiliye Nazırı Memduh Paşa da orada yatıyor. Yani Osmanlı'nın İçişleri Bakanı İsmet babamızın en yakın müridiydi. Ve halifesi de derecesinde. Osmanlı'da böyle İçişleri Bakanları vardı yani. Koca İsmet Garibullah'ın halifelerinden olacak derecede. Memduh Paşa'nın ben şimdi bir divanını buldum. Onda iki bab sırf İsmet Garibullah Hazretleri'ni met ediyor. Farsça, Osmanlıca beyitlerle şu andaki bütün hocaları, müftüleri toplasan bir beyti çözecek ilmi yok yani. Öyle beyitler yazmış Memduh Paşa. Orada yatıyor. Bunlar Böyle adamlar. Ama o, o kapıya bağlı. O paşa hemen bu laftan meseleyi anladı. edeple kalktı. Dedi ki efendim dedi şimdi siz dedi Abdülhakim Arvasi Hazretlerine bağlısınız. Kapınız ehli sünnet mübarek bir zattır. Şimdi sizin e, kapınız orada olduğu için size feyiz oradan gelecek. Fakat şimdi orada feyiz dağıtılıyor zikir yapılıyor siz orada değilsiniz. Sizin hisseniz orada ayrılmış, siz burada duruyorsunuz. E burada da hisseniz yok. Çünkü neyiniz yok? Kablo bağlantınız yok yani. İntisap ne demek? Bağlantı. E burada bağlantınız olmadığından burada dağıtılan size gelmiyor. Orada irtibatınız var fakat orada da dağıtılıyor siz yoksunuz. Onun için sizin iyiliğiniz için büyük şey efendi buyurdu ki kapısında bulunsa daha iyi olur. Ha bu tarikat hakkındadır tabii, sohbet hakkında değil. Ama Şimdi diyor o zaman ne gelir? Fayda gelir ve medet gelir. Medet ne demek? Himmet yani yardım, manevi destek. Şimdi bu bize nereden gelir? Bize efendi hazretlerinden gelir. Dünya evliya da olsa bize kanal kim? Efendi hazret. Yok, bizim için konuşuyorum. Burada Adıyaman'a bağlı biri de olabilir. Ona onun hakkında değil bu söz. Ona da kendi silsilesinden gelir. Anladınız mı? Memezaat kodku hazretine bağlı olsa ona da kendi silsilesinden gelir. Sami Efendi Hazretine bağlı olana kendi gelir. Bunların hepsi Allah'a ulaştıran kapılardır. Bunların hepsi haktır. Biz ayrım yapmıyoruz. Ve lakin şimdi ben bana gelen medet nereden gelir? Efendi Hazretinden gelir çünkü intisabımız onadır. E bizde gelen medet ne olur size? Akseder. Yani paylaşılır bu. Bunlar müşterek şeylerdir. Bunlar dağıtıldıkça artan şeylerdir. Para gibi, mal gibi değil ki verdikçe eksilsin. Anladınız? Ve innema ehli zaman bis salihin. O zaman 200 sene evvel, 300 <laughs> sene evvel söylüyor bu zat. Bu zamanın milleti diyor. Alimlerden, velilerden, salihlerden faydalanıyor ama faydalanmaları azaldı. Bu nispet niye düştü? Min haytu kılleti tazim Çünkü diyor tazı, hürmet ve saygı olmadığında. Şimdi tazim, hürmet ve saygı şart. Çünkü ilme ulaşmak da tazim ister. Ya, alimler diyor inne manil il ilme bir tazim. Lendiği, mağaz illa taaret. Ben diyor bu ilme tazim, saygı ve hürmet içerisinde kavuştum. Ben diyor değil ki dolu kağıt, ayet hadis yazılan kitabı boş kağıdı bile abdestsiz tutmadım. evliya Allah'tan birisi işte, fıkıhçılardan İshal oldu. Gecede kitap mutalası geri gördü. 30 küsür. Ya 36 kere abdest bozuyor hemen abdest alıyordu derse devam ediyordu. E şimdi tabii bu edeplere riayet azaldı. Hoca adam, e, kitap yazan adam, yazdıran adam işte ishal olsa, abdesti bozulsa temin bile etmeden devam eder yani. E bu sefer bu kitabı okuyan da, da fayda az oluyor. İlme tazim lazım. Kitaba da yüksek koyacaksın. Kendiden aşağı tuttun mu? Bunun faydası yok. E sana okutan, ders veren adama ne yapman lazım? Tazim etmen lazım. E bu tazimin şeyi çok. Yani usulü çok. Burada şu anda onlar sayılmıyor. Ama bu saygı ve Şimdi diyor bu zamanın insanları faydalanmakta azaldı. 200-300 sene evvel. Şimdi hemen hemen istifade çok azaldı. Sebep e dersine gittiği adama saymaz diyor ve ona güzel de düşünmez onun hakkında. Güzel düşünmek halbuki her Müslümanın birbiri hakkında güzel düşünmesi şarttır. Suizan kötü düşünmesi haramdır. Allah Teala inne ma'a zanni ismun zanların, tahminlerin ve düşüncelerin çoğunda insan günaha girer. Acabalarla beraber. Bilmediği konuda konuşur. Onun için bu sevgi, saygı, hüsnüzan olmadı mı da istediğin kadar namaz kıl, zikir yap, fayda verir mi? Vermez. Ali Adar Efendi Hazretleri, Efendi babam, öyle derdi. Birisi ondan ders almış. Dersleri bitirmiş. Yani hepsini vazifeleri yapmış. Derdi ki bu adam tarikata girdi, derslerini bitirdi. İşte kaç sene sürdü, seyri sülük dediğimiz manevi yolculuk. Yani sayı, ve suret olarak dakikalarını, vakitleriniz hepsini yap. Ama dedi gerçekte bir kere bile Allah demedi. Bu sefer sonardı. Niye biliyor musunuz? Kimse şey, bir şey bilmiyor. Buyururdu ki beni sevmiyor evladım der. Bazı adam var şeyhine bile düşman. Geliyor ders alıyor şeyhim diye rabıta yapıyor. Ondan sonra efendi hazretleri niye böyle yaptı? Yahu kardeşim sen nasıl ef efendi hazretleri madem bağlandın itiraz edemezsin. İtiraz eden iflah olmaz. Bağlanmadan evvel düşün, taşın, biraz da kaşın. Ondan sonra git istihare yap, bir daha yap, bir daha yap. Seçmeden evvel dikkat et. Ama bir yeri seçtikten sonra ehli sünnetten ayrılmadıktan sonra mürşidin sende ondan ayrılmana izin yok. Ama ehli sünnetten ayrılırsa, çünkü kimse peygamber değil, o zaman Efendi Hazretleri'nin dediği gibi dört bine aşkın sünnet var, dördünü terk ettiğimi görseniz Mahmud'u terk edin. O başka. Yani ama ve lakin şeyhinde hiçbir yanlış yok. Sen niye ayrılıyorsun? Değil mi? <laughs> Ali Kalkancı o zaman dedi ki ben şeyh oldum dedi. Bir de seyit oldum dedi. Ya dedim Kars'tan seyit hiç çıkmamış. Sen nasıl seyit oldun? Ve bu sefer geldi bana benle konuştuk. Ya ne konuşacaktım ben? Sen dedim efendi hazretlerine mürid olmuş muydun zaman? Olmuştum. Talebe olmuş muydun? Olmuştum. Peki şimdi nasıl şeyh oldun? O mu sana dedi bir şeyhlik verdi? Yok. Ben dedi gittim Şiir'ten aldım şekli. E dedim varsa bir tane de ben alayım. Burada bakkalda mı satılıyor? Sen bu efendiyi niye bıraktın diyorum adama. E diyor ben daha ilerledim diyor. Başka şeyhler icazet verdi bana diyor. Dedim bak. Men arafat tariqen fümme raca min gayri mucib azzebe allahu bi azab le muazzib bi min minel alemin diyor. Ruhul beyanda efendi hazretleri çok olur Allah'a götüren bir yolu ve Allah'a ulaştıracak bir mürşidi tanıyıp da sebepsiz yere onu bırakana Allah öyle bir azap eder ki alemlerden kimseye öyle azap etmemiştir. Peki dedim bizim efendi hazretlerinin şerata muhalif bir şeyini gördün mü? Yok. De bakayım. Yok. Peki bu zat şerata muhalif bir şey yoksa senin bunu bırakmaya hakkın yok. O şunu demek istiyor. E bu bana 40 senede kalsam şehlik vermez. Ben böyle bedava dağıtanlar var. Siirt'te şurada burada dağıtıyorlar. E bu sefer ben de gideceğim. Efendim para da 5 bin dolara da seyitlik kartı da alırsın. Tabi kuruluşlar var ya dünyada. Pa, satıyorlar. Suriye'de bir kısım var, Mısır'da var. Ha Allah için bu seyitlik şeyini muhafaza edenler de var. Allah onların sayısını artırsın da. Bu paraya bu işleri alet edenler de var değil mi? E şimdi adam ben Mehdi'yim diyecek. Mehdi olması için ne olması lazım? Seyit olması lazım. Bu herif şimdi 100 bin dolar vermez mi? Gidip de bir yerden bir mühür bastırsa ben seyidim diye. Bir milyon dolar da ver Zaten sokağa atıyor parayla. E şimdi mevzu bu. Müritlik zor. Ne dedi? Evliya Allah'tan birisi birisine mektup yazıyor. Diyor ki, efendi sizin orada başınız çok yoğundaysa bizim burada da benim müridim şeyim az talebem gönderirseniz ben fazla İhtimam edecek vaktim var. Sizin de başınız yoğun. O zaman Allah adamları hep. O da ona cevap yazıyor. Diyor ki bizde de diyor mürid ararsan yok diyor. Şeyh istersen hepsini gönderebilirim diyor. adam geliyor iki gün böyle bir hareketler. Hızır Efendi derdi buraya giren böyle girer çıkarken böyle çıkar derdi. Yani ondan sonra nereye vekil olacağım? Nerede kefil olacağım? Ya nedir bu? Neyi tartışıyoruz? hepimiz Allah'a kul, Resulüne ümmet, dostlarına mürit olacağız. Bunun başka bir yolu yok yani. Ben onu aşayım, ben bunu geçeyim, ben bunu taşıyayım, ben bunu yırtayım. Ne oluyoruz ya? Sabır. Sabır lazım. Baş olmayı istememek lazım. Baş olmak kuyruk ol. Darbe kafaya gelir. Kuyruk kurtulur. Bak ben hep Allah'ın izniyle öyle oluyor, böyle oluyor yine idare ediyorum. Çünkü kuyrukta duruyorum ya. Kuyrukta duruyorum kardeşim. Efendi bana da en, en, en arka safta dur. Gidiyorum en arka safta duruyorum. Hoca ben de öne geç falan. Kardeşim bana şeyhim demiş ki arkada dur. Laf dinleyeceksin yani. Öyle mi şimdi? Hemen ben atlayayım zıplayayım de. Şimdi ben faydalanamıyorum. Ben nasıl faydalanacaksın? Sen Allah'a giden bir yol buldun. Niye bıraktın? Sen bir veliyi bu intisap edin. Niye terk ettin? Hakikaten ben bunlardan çok gördüm. Efendi Hazretlerine bağlanıp da bırakanlardan çok gördüm. Bırakan derken dersinde gevşeklik eden anlamasında demiyorum. Yani onu böyle alçak gören, küçük görüp başka yerlere gidip de daha büyüğünü buldum hesabı yapanları. Ben bayağı bir tarihim var bu kapıda. Çok gördüm, samimi söylüyorum. Hepsi cinnet geçirdi, delirdi, aklını kaybetti, parasını kaybetti, yuvasını kaybetti. Deli dana gibi dolaşıyorlar. İnsan sadık olacak. İnsan vefalı olacak insan. Bu işler böyle. Şimdi, Hüsnü'den yapmıyorsun, güzel düşünmüyorsun, bir kusuru var mı diyorsun, yok. E sen niye bıraktın? E işte bıraktın. Bu işler böyle. <laughs> Hangi alimin dersine gitsen, onun hakkında niyetin iyi değilse yani düşüncen, onu gözünde büyütmüyorsan yani ona bir iyi düşünce onun hakkında taşımıyorsan hiçbir bereket alamazsın. Böyle müşahidü keramatim onların faziletlerini de göremediler. Hatta tevehhemu, bazıları da zannettiler. Ne zannet? Ne zamane halim en evli. Dediler ki Bu zamanda evliya yok dediler bazıları. Şimdi de bu lafları duyuyor muyuz? İsabetli mi bu laf? Adam diyor ki bu zamanda diyor efendim öyle nerede evliya Mevliya kalmamış diyor. Halbuki ve bihamdillah kethirun. Halbuki Allah'a hamdolsun diyor evliya çoktur. Zahirun ve mahfiyun. Kimi görünür kimi görünmez. Kimi kendini de bilir millete de bildirir. Kimi kendini bilir millete bildirmez. Kimi ne kendi bilir ne millete bildirir. O da kendini evliya olduğunu bilmez. Çok. Şimdi Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem kulli karnin min ummeti sabiqun ve mulbudela ve her asırda ebdel var, sıttıklar var her asırda. Evet, bir yurun ve ve Onlar hürmetine yağmurlar yağıyor, onlar hürmetine rızıklar yollanıyor, onlar hürmetine yeryüzüne gelecek belalar kaldırılıyor, onlar paratonel vazifesi görüyor şimşekleri, üzerlerine çekiyor, yıldırımları çekiyor, toprağa bırakıyor da ne oluyor? Cami, minare kurtuluyor. Bunlar Allah'ın dostlardır. Peki Resulullah her asırda var diyor. Sen nasıl diyorsun şimdi yok? Ben rastlamadım diyebilirsin. Ama yok diyemezsin, hadis inkar edersin. Peki Resulullah buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Eftal ümmeti ve ve Ümmetimin en üstünleri bir başında gelir, bir sonunda gelir. Arada bulanıklık gelir. Bu ne demek? Başı sahabe tabi'in. Sonu Hazreti Mehdi'ye yakın olan şu ahir zamandır. Çünkü bu zamanın evliyası, hele de şehir evliyası, o dağdaki evliyaya benzemez. Dağda evliyalık kolaydır. Namahrem yok, gıybet yok, dedikodu yok, hiçbir şey yok. Bu şehire gel de bir evliyalık yap bakalım. Ne kadar zor. Onun için Fatih zamanında, ondan evvelki dönemlerde velilerin sayısı belki çoğudu. Bir mahallede elli veli çıkardı ama onların dereceleri bu zamandakilerden daha düşüktü. Çünkü hadiste ne diyor? Ümmeti, ümmetü merhumetül mislemettaril ravi'i, la yuravelum hayrun emahirun. Benim ümmetim ilkbahar yağmuruna benzer. Yağmur yağdığı zaman rahmet ve bereket ilk taneleriyle mi gelir, son taneleriyle mi indirilir? Bunu kimse bilemez diyor. Yani bereket gelir ama toprağa. O bereket ilk tanelerde midir? Son tanelerde midir? Niye Resulullah ortasından bahsetmiyor da bu ümmetin başıyla sonunu birbirine kıyas ediyor? Çünkü başında Muhammed Mustafa var. Sallallahu aleyhi ve sahabe-i kiram var. Peki sonunda kim var? Hazreti Mehdi var. İsa aleyhisselam var. İsa aleyhisselam Efendimiz'e ümmet olarak geleceğinden bu hesaba dahil ediliyor. Peygamberlik vasfı mülahaza edilmiyor. Ondan sonra e bir de bu son zaman, ahir zamanın velileri çok zor veli oluyorlar. Onun için Resulullah ne buyuruyor? El-Kaimun evmeydin bil kitabı ve sünnet. İnsanlar geçim derdine düşecek. Ondan sonra Sekretü Hübbil İş, Sekretül Cel, bir de cihalet saracak. Bilgisizlik diz boyu. Kimse bir şey bilmiyor. Şimdi şu kadar insan, birisi çıkıyor, Yaşar Nuri şimdi, herkese yutturur. Çıkıyor şimdi, ya Darwin'i suçlamayın. O maymundan türemeyi Darwin bulmadı. Evvela i̇bn Miskeveh buldu. E kimmiş i̇bn Miskeveh? O İslam'ın yüz akı diyor. Büyük alim. Spiker de böyle yapıyor. Ya ne bilecek i̇bn kim bu şimdi? Attı bir şey ortaya. Toplayabilirsen topla. İşte siz durum bu. Sizi böyle bir açık oturumu dinleseniz ne yapacaksınız? Bir şey bilmiyorsunuz ki. bir şey bilmek mühim de değil de arasan nerede bulacaksın onu biliyor musun? Şimdi ben de her şeyi ezbere bilmiyorum. Ama aradığım zaman neyi nerede bulacağımı biliyor muyum? Farkımız orada. Ben de ayaklı kütüphane değilim. Ama şimdi alim kime derler? Her şeyi ezbere bilene demezler. Aradığını aradık yerde bulana derler. E şimdi İbn-i bir araştırdık baktırdık Şii. Oo. O tarifi Marvin onlar bir noktada birleşiyor demek. Şii'nin biri. Kalkmış diyor ki efendim. Efendim maymundan türemiş insanlar da bunu evvela o bulmuş da i̇bn Sina ile da kavga etmiş, şey etmiş i̇bn Sina'ya, i̇bn Sina ona gelmiş, o ona fırlatmış da i̇bn Sina kim? Oo, o çok büyük Türk alimi, Müslüman az daha evliya diyecekler. İmam-ı Rabbani ne diyor? Diyor ki İmam-ı Gazali diyor ki i̇bn Sina ile Farabi bu alemin evveli yoktur. Dedikleri için kafir oldular diyor. E şimdi sen mübarek adam yarın da çıkacak diyecek ki bu alemin evveli yok. Bu ne demek? Evveli olmayanın sonu da yok. Mahsefete bu işte hala bu. Evveli yoksa sonu da yok. Sonu yoksa mahşer de yok zincirleme trafik kazası cehennemde sonuçlandı. Ne olacak şimdi? Yarın da diyecek ki, ya kardeşim dirilmek mirilmek yok. Diyecek. Uuu diyeceksin, Ne o diyecek. i̇bn Sina söylüyor. Farabi söylüyor. Ulema söylüyor. Evliya. Yine spikerli. Aa hocam bunları kimse demiyor ya. Derler mi diyor. Bunları diyor bilmezler diyor. Bazısı da bilir diyor o gericiler diyor benim gibilere. Onlar da gizlerler diyor. Neyi gizliyorum sana işte? Senin dediğin adamların ne mal olduğunu çarşafını çıkarayım sana. Ne biliyorsun sen? Ne tutturmuşsun millete? Müslümanlıkta hangi bir zerre kadar imanı olan bir adam maymundan türedik der mi? Allah Teala buyuruyor Ceale khanazir Ben Yahudilerden maymuna domuza çevirdiklerim oldu diyor. İnsandan maymuna domuza dönen oldu da maymundan insana dönen Allah diyor halaka nefsin vahidi, hepinizi tek bir candan yarattım. Ve halaka azevce eşini de ondan yarattım. Havayı da Adem'in kaburgasından. Aleyhime ve vesselam. Anamız babamız onlar. Allah diyor tek bir nefisten yarattım. Adam çünkü İslam'ın yüz akıymış. Çok büyük alimmiş. Maymundan türemeyi o ispat etmiş. Ya buna Müslüman adı verilir mi ya? Ayette bu, bu denirken bunun hilafına hangi alim konuşabilir? şimdi ki bunları millete yutturuyorlar ya. E şimdi kardeş zaman evliyadan boş değil. Ulemadan da boş değil. Çünkü bu ümmet kıyamete kadar kalacak. İçlerinde sıttıklar bulunacak. Resulullah buyuruyor bir cehalet sarhoşluğu saracak. Sardı mı? Kimse bir şey bilmiyor. İki, Geçim sevgisi sarhoştu. Şimdi bu geçim derdi, kriz, mırız, keriz, millet perişan oldu gitti. Kaç kişi intihar etmiş dün. Yani gazeteler dolu. İki ay evvel işten çıktım, asmış kendini. Ne asıyorsun kendini? İşten çıktın diye cehenneme niye gidiyorsun ya? İşten çıktınsa parka git. Ne yapalım yani? Cehennemden iyidir daha intihar haram. Ondan sonra Efendim öbürü şöyle beri gibi bu geçim şeyi de çok fena. Kredi kartından millet intihar ediyor. E niye intihar ediyorsun? Ödeyemiyorum. E niye aldın bu kredi kartını? Ödeyemeyecektin de. Ödememek niyetiyle aldın demek ki. Oradan da başka bir kart alıyor. Ondan aldığını ona, ondan aldığını ona aktarım yapıyor. E bu bir yerde toslayacak. Niye alıyorsun bunu? Bu banka işine ne bulaşıyorsun bunu? 40 senedir vaz ediyoruz sana. Benim cebimde bir tane kart yok. Sana ne oluyor? Ne lazım kart? Hayır bir de iş yapan adam mecbur desen bir şekilde faizsiz belki onu yönetebilir. Finanstan şuradan buradan. Bunların işi gücü de yok. Memur. Ya sen memur adamsın. Maaşın kaç lira? Bir milyar. Kredi kartın limiti üç milyar. Bu nereden gelecek nereyi denkleyecek? Allah kerim. Allah kerim o sonra sıkıyor bir kurşun. Öyle olmaz ki ya. Bir cehalet sal, salgını var, bir geçim derdi kriz salgını var. Bu devam edecek ahir zamanda. Bu şimdi bir düzeldi zannedersin bir daha bir Amerika'dan gelir nezle, bir Japonya'dan verem. Çünkü dünya olmuş bir köy gibi. Borsa morsa, ondan sonra efendim orası kapatsa burası da kapatıyor yani. Hiç buna lüzum var mı? Ne lüzumu var? Konya Ovası'nda ekeceğin, Adana'da sulayacağın, işte efendim büyüteceğin, İstanbul'da da yiyeceğin. ya. Amerika'nın hepsi kapansa ben ekmeğime bakarım ya. Zeytinde gemlik her taraf Bursa maşallah. E bir zeytin bir, bir ama yok. Marka, marka, marka. E ne yapacak? Amerika'nın markasını onun kumaşını al, onun bilmem ne, onun teknolojisini, onun... şey. Bu sefer ne oldu? Hep onlara çalışıyor. Batırdı gittiler her tarafa. E şimdi bunun sonu nereye gidecek? Resulullah buyuruyor ki o zaman kimse iyiliği emretmez. Ne demek? Namaz kılmayana namaz kıl der mi? Ya hoca efendi şimdi ben bile namazı bırakmak üzereyim. Buna nasıl diyeceğiz ya? Dese ona namaz o da ona diyecek ki ben namaza gideceğim sen bana ekmek verecek misin? O da ona öyle söylüyor. Sanki namaz kılmadı da çok ekmek buldu. Kılmayanların çoğu da işsiz çaylak geçiyor. Ondan sonra namaz kıl demez. İçki içene içme demez. Niye içiyorsun? İşte çok borcum var ondan içiyorum. Anladık da bu içme de bu parayla borç öde. Sigarayı bırak. Borç öde. Yok dertleniyorum devamlı. Halbuki o sigara paraları baya bir borç öder. Onu içiyor. O da ona içme demiyor. Bir tane de bana ver diyor. Çok moralim bozuk diyor. Ondan sonra İyiliği emretmek kalmaz, kötülükten ne etmek kalmaz. Ve la ne fi bil. Allah yolunda cihat diye bir şey kalmaz. Bak şimdi İslamoğlu neler neler yapıyor. Bir tane hoca çıkıp da bir şey diyor mu? Demiyor. Şimdi de ne çıktı mesela? şu Hüsamettin Vanlı hocalar tespit etmiş. Ben de dedim hoca efendiler hepimiz seferli bir, bir de bakmış. Oho. Diyor ki bir kadının ve rabâ fi min bin bir kadının bir kadınla evlendin. Kadının başka kocadan kızı vardı. Boşanmış veya kocası ölmüş. Bu kız senin evinde. Efendim. Sen bu kızla evlenebilir misin? Anasıyla evlisin ya. Bu da diyor ki, ayette diyor ki diyor, evinizdeyse, aynı evdeyse evlenemezsin diyor. Bu demektir ki, halbuki hiç o demek değil. Bu demektir ki diyor, anasını boşarsan veya o başka ev, evdeyse evlenebilirsin. Ya nasıl anasıyla kızını? Bunun anasını boşasan da bir defa bununla evlendin ve cima ettin. Cima ettikten sonra bunun kızı sana ne oldu? Haram oldu. Buna da helal diyormuş. Şimdi bu çıktı. Ben sana diyorum öyle bir ayran var ki bunda yayık çalkaladıkça çıkacak. Yani. Hadi cihat. Bugünün cihadı nedir? İyiliği emretmektir. Kötülükten de iyi Sövmek yok, dövmek yok. Hakaret yok, hiçbir şey yok. Ama yanlış konuşana cevap vermek hakkımız. Hadi buyurun. O diyor neme lazım, o diyor benim adımı yazmayın, o diyor bizim camiayı karıştırmayalım. Ya neyini karıştıracağız ya? Çünkü Resulullah buyuruyor, neme lazımcılık sarar, kimse kimseye karışmaz. El kaimune yevmeydin bil kitabı ve sünnet lehu O gün Kur'an'la ve sünnetle yaşayan, amel eden, ayakta duran, dimdik duranlara 50 sıttık mükafatı vardır. Yani bugün de 50 sıttık kadar derece almış bir adam faziletli bir insan olabilir mi? Olabilir. Efendi Hazretleri onların başında gelir. Başında gelir. Yani başkalarda belki olabilir. Sakın kendimi kastediyorum zannetmeyin. Ben bir sıttıkla bile idare ederim. 50 falan hiç lüzum etmez. Bir sıttık da olmak o kadar kolay Değildir. Değildir. Ama sıttıkları seviyorum. sıttıkları seviyorum. Şimdi sordular ya Resulallah minne aminum. Şimdi bizim zamanımızda sıttıklar var. Başında Ebu Bekir sıddık gelir. Bir de o zamanın sıttıkları olacak. Bu o zaman Kur'an'la sünnetle yaşayanlar o zamanın sıttıklarından elli sıttık kadar mı edecek? Bizim sıttıklardan mı? Resulullah buyurdu. La bel minkum sizin sıttıklardan Kim var Ebu Bekir? onun kadar 50 kişinin sevabını alır. Bunu efendi baba yazdı bu hadis. Ama Ebu Bekir'den üstün olur anlamına sevap bolluğu anlatılıyor. Sevap bolluğu. Peki sebep? İnnekum tecidûne alel hayri a'vâne. Sebep şu. Siz bu zamanda hayırda yardımcı çok bulacaksınız. Onlar o zamanda yalnız kalacak. Menitteb'a Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sünneti sarah vahiden ve fakiy gariiben. O gün benim yolumu izleyeyim diyen yalnız kalacak, tek kalacak. Akrabası bile onu terk edecek. En yakınları bile onun ondan uzaklaşacak. İleri gidiyorsun diyecekler. bak bugün İslami bir gazetede geçen gün çıktı. Bana getirmişler. Allah razı olsun. Getiriyorsunuz ama benim derdimi deşiyorsunuz. Benim uykularımı kaçırıyorsunuz. Benim çok sinirlerimi bozuyorsunuz, şekerlerimi çıkartıyorsunuz ama Allah razı olsun getiriyorsunuz. Şu anda Türkiye'deki İslami gazetelerin en büyük tıraşlısı. Ve Türkiye'deki en büyük cemaatlerin hocasının hakkında o burada değil. O hoca hakkında bir yazı var. Bu yazıda diyor ki hoca efendi şeriatı gerekli görmüyor diyor. Üç gün evvel çıktı. Şeriat hükümleri hiç lazım değil diyor bu zamanda. Diyor. Bunu Darül Hayat diye Arapça bir dergide basıyorlar. Onun tercüme Londra'da basılıyor. Tercümesi de yapılıp Türkiye'deki gazetede kendi gazetelerinde yazılıyor. Çünkü e, bu zamanda şerata lüzum yok. Şerata herkes kendi kendine yapsın evinde falan diyor yani. Gazete bende. Hayır, iftira olsa başka gazete iftira eder. Ama kendi gazetesinde kendi hocasına kimse iftira etmez. Çünkü mesela Arifan dergisi bizimle ilgili. Şimdi burada Arifan dergisinde benim hakkımda benim halime bir iftira çıkamaz. Ama başka bir dergide çıkabilir. Durum bu. Sünnetime uyan yalnız kalacak. Ve mettebâ bidâ'nâz uydurmalara, bidatlara uyan ve cedde kamsîne sahibene vektar elliden fazla arkadaş bulacak. O zaman da mıyız değil O zaman sıtlık olma imkanımız artıyor. O zaman veli yok, sıttık yok demeyin. Var. Var Allah sayılarını artırsın. Bu zamanda çok sayısı çok olmaz ama kalitesi yüksek olur. Anladın? Çünkü zaman ahir zaman. Evliya çok. Ve la ya'rifuhum ama onları tanıyamaz. İlla men nevver Allahu kalbehu bi emvarit ta'zim ve husnü Kimin içinde güzel düşünce, hüsnü zan, tazim, hürmet, saygı Allah kimin kalbine bu nurları verdiyse onlar evliyayı tanır. Öbürleri evliyayı tanıyamaz. Çünkü niye tanıyamaz? O evliya dendiği zaman yemeyen, içmeyen melek gibi bir şey arar. Yediğini görünce aa bu da yiyor <laughs> der. İçtiğini görünce bu da içiyor der. Evlendiğini görünce hele iki karı, üç karı da alırsa bu belden aşağı der. Bu. <laughs> Halbuki böyle diyen ne olur? He? He? böyle konuşma yok öyle. Ayet okuyacaksın bana. Bana ayet okuyacaksın. Hadis okuyacaksın bana. Bana öbür türlü gazete haber okumayacaksın. Sen de gazeteleri ben okuyorum size. <laughs> Mevlana ne buyuruyor? İlla ala ezvacim. Ömâ meleket eymanum. Eşleri kaça kadar serbest? Yahut cariyeleri. Onda sınır yok ama maalesef ortalıkta böyle bir durumda kalmamış vaziyette. Çünkü adam yok. Hür adam yok. İslami düzene göre bir e, İslam için cihad edecek bir dünyada bir güç olmadığında. O şu anda devreden çıkmış. Hazreti Mehdi döneminde yeniden devreye girecek. Ondan evvel de belki bazı yerlerde girer. Onda biz şu anda kayba girer. Ne bileyim ki ama Mehdi'yi biliyorum. Fe gayru melumin. Kim ki hanımlarıyla Cinsi münasebetlerinden dolayı bir Müslümanı tenkit edip de bu da amma nefsine düşkün derse Ruhul Beyan tefsirinde diyor o kişinin kafir olmasından korkulur. Çünkü Allah diyor ki bunlar tenkit edilemezler. Ama adaletsizlik yapıyorsa birini aldı birini bıraktı tenkit edilir. Dersin ki yanlış yapıyorsun. Yamuldun bir tarafa. Nöbete riayet etmiyorsun. Onu aldın onu sattın. Onu attın. Onu aç bıraktın. O başka. Ama İslam'a göre amel edene tenkit demese. Şimdi burada ne diyor? Evliya işlerin demese. Bundan evliya olmaz diyor. Hz. Hasan kaç kere evlendi? He? Biri bilse 500 milyarım olsa verirdim de. 690. Hatta artık Hz. Ali dedi ki Ya Ehl-el basra, ya Ehl-el kufe, la tuzevücül hasen. Ey bastrallar, ey küfeliler, Hasan'ı evlendirmeyin de. Çünkü 3-4 ay duruyor mesela icabında, koşuyor. Ama baştan söylüyor. Niye? Herkes Ehli Beyt'le evlenip de Resulullah'tan torun doğurmak istiyor. Hazreti Ali de dedi ki, ya bu boşar siz bilmiyor musunuz? Onlar da dediler, biz bile bile veriyoruz. Niye? Resulullah'ın parçasıdır. Resulullah burada Hasan benim gülümdür, parçamdır. Cennet elin efendisidir. Biz de istiyoruz cehenneme haram olalım. Öyle dediler. O razıysa biz de ra bizden kız kimin kızı da razıysa evlendiririz. Boşarsa da boşasın dediler. Mesela şimdi biri dese ki bu Hazreti Hasan ne bozuk adammış ya. Tövbe estağfurullah. Ne olur? İmam Malik'in kaç tane cariyesi vardı? 300. Gecede bir sıra gelir. Senede. Ama adam müçtehit yazdığı kitapla Ama Allah diyor ki cariye olursa bu. Ama Ali Rıza Hoca diyor ki bunların hepsi zina yapmış diyor. Tövbe estağfurullah. Sahabe de zina yapmış. Diyor. Bana mı sormuş diyor sahabe diyor. Siz de böyle bakıyorsunuz. Kaldınız şeyin eline. Murat Bardakçı'nın eline. Ne diyecek? Fatih şarap içiyordu. Efendim Abdülhamit de çok çapkındı. Geçen gün diyor ki Abdülhamid'in 12 karısı vardı diyor. O işlere çok düşkündü. Ya 12 karısı bir anda olamaz. Dörtten fazla bir anda olması haramdır. Beşinciyi aldığın zaman zinadır. Çünkü dörtten fazla beşinciye geldi mi haram olur o. Abdülhamid ne yapmış olabiliyor? Boşamış olur, almış olur. Toplamı kaç eder? 12 eder. Efendimizin nikahında 13 bir arada oldu. Vefatında 9 anı var. O ona mahsus. Resulullah'tan başkasında Aynı nikahta dörtten başka caiz değil. Sultan Hamid'in on iki karısı var haremde. Bu ne demek? Sultan Hamid zina diyor de. Tövbe estağfurullah. Desene ki millete bu dört tane hanımı vardı. Biri boşanmıştır, biri ölmüştür, biri hasta olmuştur, bir daha almıştır falan. Uzun bir ömür sürdü. On iki hanım böyle olmuş olabilir. Onu deme. On iki tane hanım var. Millet de diyecek ki vay anasını ya. Ya Rabbi ya Rasulü. İşte cehalet. Şimdi Sultan Hamid, Sultan de diyor evliya diyenler vardı. Ona evliya diyen Ali Haydar Efendi'ydi. Efendi Baba derdi ki Sultan Hamid veliydi. Arifan Dergisi bu çıkacak sayıya yazdım. Ali Haydar Efendi nasıl görüştü Sultan Hamid'le? Burun buruna geldi, neler konuştular? Ya, okursunuz çıkınca. Büyük evliyaydı. Ya, Sultan Hamid bu. Biz onu uydurmuyoruz. Ne dedi? Gece yarısında kalktı. Şoföre dedi. Hadi gidiyoruz. Ya işte koruma var Kimseyi çağırmadı. Yürü. Gitti 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 faytondan. Geldi bir ev kapısına. Çal şurayı. Çal. Biri çıkacak dedi vur kafasını. Ne diyorlar? Sultan Ahmet istibdatçıydı. Şöyle zulüm. Yok evliyaydı. Vur kafasını dedi. Sorma. Vurdurdu. Adam hiçbir şey ne sorabildi ne edebili. Sultan Hamit'ten sonra merağından ölecek. Adam öldürttü ona padişah. Gitti o eve. Kapıyı çaldı. Bir nene çıktı. Yaşlı kadın. Dedi nene seneler evvel falan gece burada bir cinayet işlendi. Bunundan sen ne anlıyorsun? Haberin var mı? Ah dedi. O benim oğlumdu zorla bana saldırıyordu zina yapmaya çalışıyordu. Hey gidi Sultan Ahmet. Allah ona bildiriyor. Gece kalkıyor. Ben yönetici ona derim. Ben sultan ona derim. Mülkünde memleketinde yapılan zulümlere dur diyene derim. Ben şuyum ben buyum diyene demem. Evliya idi. Şazeli tarikatından da intisab vardı. Çok tarikattan intisab var. Evliyaların reisliği makamına da geldi. Evliya yokmuş. Osmanlı'nın padişahlarında bile evliya var. Bu ümmet öyle bir ümmettir tekke dedi değil, Mekke'de değil. Taht'ta, tahtta oturanlarda da evliya var bizim bu ümmette. Hele bu Osmanlı ecdadımız. Ya. O Hazreti Fatih. Bu evliya değilse kim evliya? Bu da buna şarap içiyor diyeceksin. Tövbe ya. Memleket böyle. Bilgisizlik diz boyu. Torunu dedi bana diyor. Allah. Torunu kaç yaşında? Ona da şu anlatmış. Böyle bir ilim olabilir onun için bir defa tazim, hürmet, saygı, üstüzan itikat, güzel düşünce bu olursa Allah adamın kalbine bu nurları bırakır. Bu nurlar kimin kalbine gelirse o da evliyayı tanır. Vakat kıl el medet fil Ne buyurmuşlar diyor? Sen nasıl görürsen gördüğüne göre Allah da sana muamele eder. İyi düşünelim, iyi görelim, iyi bulalım inşallah. Evet. Biz bu cemaat hakkında bu meclise katılanlar hakkında iyi düşünelim. Herkes birbirini kendinden üstün görsün. Ben senin hürmetine af olmayı, sen onun hürmetine af olmayı böylece düşünerek birbirine bakarsak, yaklaşırsak, saygılı edep olursak Allah da bu cemaate dostlarına yaptığı mededi himmeti gönderir. Ama sen beni hakir görürsen, ben seni hakir görürsem, sen benim bir yerimi beğenmezsen o böyle be Bunlara Allah'ın rahmeti gelmez. Tamam? İnşallah. Şimdi bugünlerde hastayım. Yani ağır hastayım. Fakat verdiğim sözleri bozamıyorum. gripim ve ağzım yapış yapış şekerim 300-400'den düşüremiyoruz. İltihap olunca böyle yükselme yapar. Bu sefer de tabii sözlerim var. Dün gittim Tarabiye oraya buraya. Hepinize yetişmeye çalışıyorum. İşte bizim de bakalım Rabbim verdiği kuvvet kadar düşünüyordum. E fakat şimdi altından çıkamayacağız. Çünkü ben bir mevzuya girdiğim zaman hakkını vermek istiyorum. Hızlı hızlı vır 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 gitmek istemiyorum. Pazar günü şifa şerifin başladık başına tam iki saat. İnşallah efendim 5 Nisan mı? 5 Nisan 2'nin namazında mesela yeniden devam edilecek. Hem biraz inşallah o zaman kadar açılırız. Şimdi perşembeleri, cuma gecelerini, mübarek geceleri bırakmayalım. İnşallah rahman. Özellikle bu ahlakta size bir salavat yazdım. O yeni salavatlarda yazıyorum ama bunu hiç bırakmayın. Hangi sıkıntınız var? 91. sayfede 7 kere. Ama bir niyete 7 kere. Her birine 7 kere olmaz. Bu ne derdiniz var? Şimdi sizin hepinizin sıkıntınız ne var? Öyle bir salavat gibi düğümleri çözer, sıkıntıları açar, gönülü açar, işi kolaylaştırır. Bu salavat 91'de mesela Efendimizin ahlakı hürmetine. Bunu yazdık buraya bir tanedir ama mesela bir dert için yedi kere okuyun. Ondan sonra öbür derdinize niyet edin. Yedi kere doncuğun. Çocuğun namaz kılmıyor. Büyük dert. Yedi kere oku. işin yok. Dert yani. Çünkü dünya geç. Asiyetim Adapazarı'nda yaptığım sohbet. İkisiydi halinde. Burada da benim mezarım var. Mezarımın resmini çektirdim. Hem ben de göreyim iki de bir diye. Ondan sonra efendi efendi babamızın orada bunu da bana Hüseyin Akbay abimiz hediye etti. Allah da ona çok versin inşallah. E, bu mübarek insan da efendi hazretlerin sevdiklerinden bir gün duruyorduk. Efendi hazretleri buyurdu. Çok sene var, 25 seneden fazla, 30'a yakın. Dedi Ahmet, bana yakınımda yakınımda bir mezar al. Çünkü oradan bana tefsir okuyacaksın. Fakat orada da mezar bulmak zor, herkes evvel almış çok. İhsan Efendi, Hasan Efendi, herkes almış. Benim mezarım yok, bir şeyim yok. Öyle buyurdu bana. Buradan bir müjde aldım ki, inşallah imanla öleceğim... Çünkü evliya boş konuşmaz. Dedi ki bana orada tefsir okursun. Buradan anladım ki imanla öleceğim. Yine tefsir ehlinden olacağım ki efendime orada tefsir okuyabilmem için Müslüman ölmem lazım. Bir ümidim bu. Ondan sonra Hurşit Efendi vardı Allah rahmet etsin. Onun da mezarı biraz ileride. Sessiz olun, sessiz. Kıpırtaşmayın ya. Efendim, onun mezarı bir ada ileride. Onu da biz gömdük, vasiyet etti bize. 140 okka adam, kaç kişi birden mübarek o da büyük evliyaydı. Mezarından bir su akıyor, kanal gibi. Tabutla koyduk. O da beni çok seviyor. Dedi ki, Ahmet dedi, seni vasiyet edeceğim, beş sene sonra caiz oluyor üstüne gömülmek İstanbul'da. Arabistan'da 6 ayda eriyor. O toprağın hassasidir. Burada beş senedir fetva. Açılırsa üstüne gömülür başkası. Dedi beş sene üzerine vasiyet edeceğim herhalde sen de beş sene sonra yaşarsan benden. Benle gömülüsüne dedi. E dedim inşallah falan bakıyorum yine olsun efendiye yani aynı mezarlık diye düşünürken ya dedi bizim hanım da kızdı bu işe dedi. Hani bu da sağ Allah selamet versin. Ya diyor dedi işte sen niye dedi beni vasiyet etmiyorsun orada mezar pahalı bulunmuyor. Ben de dedim dedi senden dünyada ne çektin bir de mezardan mı çekeceğim? İstemiyorum seni dedim dedi. Ben cübbeli istiyorum dedim dedi. Öyle vasiyet falan etmeye kalkarken Hüseyin Akbay Allah selametle o sağ. Hem de sağlıklı. O da orada duruyor. Yahu dedi ben dedi sen dedi bunu bu kadar seviyorsun. Hanımını çocuğunu üstüne almıyorsun da bunu alıyorsun da. Benim bir mezarım fazladan var dedi. Onu vereyim ona bari dedi. Efendi dediğinden birkaç gün içinde bu da efendiye çok yakın. Arada üç dört var. Hemen orada Allah bir mezar nasip etti. Bu mezar o. Şimdi geçen de birisi gitti resmini mi çekecek ne diye bir dayandı koca mermer düştü altına. Mübarek dedim sen gömülecektin az daha orada sen. Evliya gibi bir çocuk. Benden helallık istiyor. Ya ne helallık sana bir şey olsa ne yapacaktık bu sefer biz? Neyse şimdi mermeri falan sağlamlaştırdık inşallah idare eder. Biz de ne zaman Hurşit Efendi rahmetli işi mezarı kazmış idi. Giderdi mezara otururdu 2 saat 3 saat tarikat dersini bitirirdi mezarın içinde. E ne Allah Allah mübarek ben yapamıyorum işte ben de yapsam iyi olacak ama Şirik de bu sefer hortladım ortladı biri mezardan çıktı. <laughs> Diyecekler orada görevliler var o zaman boş idi. Mezarı <laughs> kazmış idi. Evliyaullah'tan çok ben duydum sonra. Şöyle bir toprak birinci katta evi olan yapabilir. Katsa bir yer kendine mezar gibi oraya gömdürmezler onu ama ibret için çilehane gibi girer orada ders yapar ölümü çok hatırlatır. Ama işte kafayı da yemeyin bu sefer. Ananız babanız bana gelir. Sen bizim oğlana ne dedin? Evi kazıyor falan. Ulan evi kazılır mı? Alt katta boşluk çıkar. Milletin evine mi gireceğim? Şimdi bu iki vasiyetimde ne var? Burada ölürsem kalırsam. Siz de ölürseniz kalırsanız. Türkiye üzerinde oynanan iki oyuna dikkat çek. Bu iki saat 20 dakikadır. Allah razı olsun bunu dinleyin dinletin. Herkese de yayın. Birincisi bu Müslüman görünüp işte bütün Müslümanları peşlerine sürütüp bütün bütçeleri paraları toplayıp İslam'a hizmet ediyoruz dünya çapında dedikleri halde şeriat lazım değil. Muhammed Resulullah şart değil. He? Yahudi Hristiyan da cennete girer. Efendim diyen diyalogçu zihniyete karşı Korkuyorum misyonerlik faaliyeti artarak Türkiye'nin bölünmesine sebep olması için kafirler bu planı buldular. Kimileri de buna alet oldular. Allah ıslah eylesin. Ben ölürken de bunu konuşurum. Sağ kalsam da bunu konuşurum. Siz de ölürken aman bunlara dikkat edin. Sakın Yahudi Hristiyanlara merhamet nazarıyla bakalım. Muhammedur Resulullah demeyenlere merhamet nazarıyla bakalım. Niye? E biz çok merhametliyiz de ondan. Peki niye demiyorsun ki hayvanlara merhametle bakalım, köpeklere merhametle bakalım? Ben ona da katılıyorum. Bütün insanlara merhamet. Onu demiyor. Muhammed Resulullah demeyenlere merhametli bakalım. Be. Bu kadar da kasıt olmaz ki. Bu lafın kılıfı yok ki. Bunu bir şerh edecek hoca yok bana. Bu tehlikeyi çok büyük tehlike görüyorum. İnşallah yakında Allah Müslümanları uyandıracak, kalplerini bunlardan çevirecek. Çevirecek Allah. Öyle olmaz bu. Bu mum söner. Bu mum söner 10 sene, 20 sene, 30 sene. Nereye gidiyor bu? Böyle batıllık olmaz. Milletin gözüne bakaraktan Yahudi Hristiyan da kafir olmayan var diyeceksin. Bu nasıl bir şey? Allah efendim bütün milletin Müslüman olmasını istemiyor diyeceksin. Kur'an'ın hedefi dünyayı Müslüman etmek değil diyeceksin. bunu yenir yutulur bir tarafı yok. Bunu bunu yutan Allah muhafaza zakkum yutar. Birinci vasiyetim budur. Ben burada çok izah ettim. İkinci vasiyetim Şialığı Türkiye'ye getirmek isteyen grup bunlar da ne yapıyor? Şianın yaptığı Şia mezhebindeki pislikleri kime isnat ediyor? Ehli Beyt'e ediyor. Neymiş efendim? Kadına ters yaklaşmak caizmiş. Ehli Beyt'in görüşü buymuş. Bunu İslamoğlu yazıyor kitabında. Ehli Beyt'in görüşü. Şianın görüşü bu dese doğru. Bir şey demem. Ama ehli beytin görüşü bu derse ben Allah'ın temiz tutmak istiyorum buyurduğu Ali'leri, Hasan'ları, Hüseyin'leri 12 imamı ehli beyti böyle pis işlere bulaştıranlara efendim meydanı boş bırakma. Şii inancını, pisliğini getirip de ehli beyt damgasıyla bütün millete yutturmak Caferiliği, Şiiliği yut tutturmak Ondan sonra sen ehli beytleri mi biliyorsun? Deyip sen ehli beyti sevmiyor musun? Seviyorum seviyorsan sus. Bak ehli beyte göre ayak yıkama lüzum yok. Çıplak ayağı çeksen parmağı olur. Böyle diyor. İşte iki tehlike Türkiye'yi bekliyor. Bu iki tehlikenin arkasında devlet güçleri var, büyük güçler var. Bir tarafın arkasında Amerika gibi, Yahudi gibi, Lobiler, bir tarafın arkasında İran gibi bir güç var. Çünkü devlet gücü arkasında olanlara bizim gibi garibanlar ancak Allah'ın yardımıyla galip gelebilir. Bu sabah Efendi Hazretleri birkaç büyüklerden beni bana bir yüzük taktılar. Tabi gördüğüm rüyaları anlatmak kalksan vaazlara vakit kalmayacak. Onun için rüyaları çok anlatmıyorum ama bu koca bir yüzük gümüş. İki yüzük vardı. Birinin üzerinde bir ayet yazıyor, birinin üzerinde bir şey. Öbürünü bir şimdi unuttum. Ama parmağıma takılan yüzüğün üzerinde ve hu ala kulli şeyin kadir yazıyordu. Bu sabah gördüm uyandım. Dedim ki korkma. Bunların çok yayın organları var, paraları var, arkaları var, şuları var, bunlar var. Biz garibiz, zayıfız, şurada 3-5 Müslümanla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Ama Allah bana gösterdi ki ben her şeye kadirim. Benim her şeye gücüm yeter. Kalpler Allah'ın elindedir. Allah bu Türk milletini, bu Müslüman milleti, bu ehli sünnet milleti bu batıllara uydurmayacak. Bu milleti uyandıracak. Bizim hocamızdır, büyüğümüzdür, liderimizdir, önderimizdir. Safsataları bırakılacak. Kur'an ve sünnet örnek önder tutulacak. Allah her şeye kadir. Siz duyurun, siz ulaştırın. Bak ulaştırın. Ben bu kadar yapıyorum. Bak mesulsünüz. Ben de öleceğim, siz de öleceksiniz. Resulullah'ın hep beraber çıkacağı. Siz sokaktaki normal vatandaşa benzemezsiniz. Siz artık buraya gelip dinlediniz, siz duydunuz. Bak büyük tehlikeler var memleketimiz üzerinde. İstemiyorum bu vatan bölünsün. İstemiyorum bu ezanlar dursun. Bu misyonerlere yem olsun bu memleketler. İstemiyorum Şiiler işgal etsin, istila etsin. Bak şimdi Irak Şiilerin işgali altında. Mahvoldu gitti. Amerika kime yaradı? Şiilere yaradı. Çünkü onlarla gizli anlaşması var. Şiilerin itikadında ne var? Hiçbir gavurla savaşmak yok. Ne zamana kadar? Hazreti Mehdi gelinceye kadar. Ama Müslümanla savaşmak var. Irak'la on sene savaş etti. Bir milyon Müslümanı öldürdü İran. Ölümüne sebep oldu. Şimdi bu oyunlar ben bunları bozacak güçte değilim ama Allah diyor ki bak yüzün üstünde nakış ne? Ve hu ala kulli şeyin kadir. İnşallah sizin şu başlattığınız hareket, sizin hareketiniz bu. Siz eli sünnet olarak geliyorsunuz da beni harekete geçiriyorsunuz. Sizin başlattığınız şu hareketler her tarafı sardı. Bu reddiyeler tuttu. Herkes bu işi öğrendi. Kimin hak kimin batıl olduğu araştırılmaya başlandı. Delilleri görenler vay anasını biz böyle bilmiyorduk demeye başladı. Tekne kaldı? Yayına devam. İnşallah. Arifan dergisinde reddiyeler ama şu ben hurafe konuşmadım. Ben rüya masal konuşmadım. Hep ayet hadisle dolu iki saat süren sohbet. Bu sizin de gündeminiz olmalı. Başka bir derdiniz olmamalı. Derdiniz din olmalı. Din. Derdimiz dinimiz olmalı ve çoluk çocuğumuzun ehli sünnet üzere yaşayıp ölmesi olmalı. Bu durum böyle giderse ehli sünnet üzere ölmek çoluk çocuğumuz hakkında muhal olur, zor olur. Ama Allah sizin şu gayretinizi bugün görüp bunları dağıttığınızı, yaydığınızı, ulaştırdığınızı görürse, yaparsanız görür. O zaman ben söz veriyorum ölsek de kalsak da Allah sizin çoluk çocuğunuzun imanına sahip olur. Niye? Duvara sahip olan Allah. Hızır Aleyhisselam'ın düzelttiği duvar. Musa Aleyhisselam ya niye düzelttin Antakyalılar bize yemek vermediler. Bari bu duvarı parayla düzeltseydik bir ekmek alırdık dediği duvar. Neydi o duvar? Kehf suresinde. Ömmel cidâr. Fekâne li gulâmeydi yetîmeydi fil medîne. Fekâne tehtehu. Fekâne züllehumâ. Fekâne Sâlihâ. Ey Musa dedi. Ledün ilminden diyeyim sana. Bu duvar var ya. Bu duvar iki yetim çocuğun evinin kalıntısı. Bu çocuklar şu anda yetim. Altında gömü var hazine. Babaları iyi adamdı. O olsaydı bizi yedirirdi, ağırlardı. Babaları öldü, yetimler duvar yıkılırsa o bize yemek vermeyen millet bu gömüyü yağma edecek. Ama ben duvarı düzelttim. Çocuklar büyüyene kadar düz kalacak. Çocuklar büyüyünce inşaat yaparken gömüyü bulacak. O parayla İslam'a hizmet edecekler. İşte ledün ilmi budur. Allah diyor ki, babaları salih idi, diyor ki yedi dedeleri evvel mübarek adammış Allah yedi dedesi, evvelki dedesi hürmetine yedi sonraki neslini, malını koruyor da sizin çocuklarınızın imanını korumaz mı? Siz salih olursanız, siz iyi insan olursanız, siz bugün İslam'ın dertlisi, ehl sünnetin dertlisi olursanız Allah sizin de çocuklarınızı, torunlarınızı koruyacak. Ama gayret edin, bu sırf bana düşmez. Bu birlikte olursa yürür bu işler inşallah. Bu çok önem verin buna. Bu iki vasiyetim Allah bunu bana böyle akıl ettirdi. Bu kendinden kafama gelmedi. Rabbimiz böyle bize hatırlattı bu işi. Bu millete bunları söyle. Ölürsen de sen mesul olma. Millette kalsın üstünüze attım şimdi. Artık herkes duyuracak. Ben her gittiğim yere konuşurum ama herkese ulaşamam. Fellübelliği <laughs> şahidül ...gaibe buyurdu Resulullah. Burada olan burada olmayana... ...ulaştırsın. Burada duyandan daha iyi bir dinleyen çıkabilir. Uzaktaki kasetten dinler... ...önümde dinleyenden daha iyi anlayabilir... ...buyurdu Resulullah. Dedi ki şimdi sen benden duydun... ...ama hadisi sen götürürsün başkasına... ...benden duymayana ama o ...senden daha iyi anlayabilir buyurdu. Anladınız mı? Şimdi sahabelerden öyleler... ...hadisleri getirdiler kime? İmam-ı Azam'a... Peki hadisten olsa abi fetva çıkartmış mı hiç? Çıkartmamış. Sadece ne yapmış? Taşıyıcılık yapmış. İmam-ı Azam ne yapmış? Efendimizin kendinden duymadığı halde bir hadisten bazen 100 tane fetva çıkartmış. Demek ki senin götürdüğün ve ulaştırdığın öyle kimseler olabilir ki onlar senden çok daha fazla istifade edebilir ve insanlara daha fazla hizmet bu hususta edebilir. Sakın bundan ne çıkar şundan ne çıkar demeyelim. Allah için ulaştıranlardan olan. Allah da hayırlara ulaştırsın. Evet. Şimdi, yine burada bu trafik çok kitlenme durumu ben de gördüm şimdi. Kapıda iki sıra falan yapılınca zor oluyor. Devamlı polisler geliyor. Devamlı sivili geliyor. Formalısı geliyor. Onlar da tabii güvenlik derdindeler. Allah razı olsun. Ama siz de böyle bir kalabalık görüntü, iki sıra, üç sıra tıkanma gibi görüntü vermeyelim. Bu işin devamını istiyorsanız, Allah için anlaştı olun, burada görevliler var. Çekme buraya, çekme. Dinlemek lazım, itaat etmek lazım. Mümin ne gibidir? El mümin kel cemellenir. Burnuna halka takılmış, deve gibidir diyor Resulullah. İnkıden kalp çekildi mi gider? Ve in üstünü hala sahratin istenah Bir kayanın üstüne çömel dendi mi çömelir. Mümin öyledir, mümin. Ben çekiyorum. Bilmiyorum. Böyle mümin olmaz. Yani Allah için geldiniz, şuraya çekme, şuraya çek dendiği zaman itaat etmelisiniz. Müminin tarifi çekildiği yere, şuraya dendiği yere gidendir. Mümin öyle aksi giden değildir. E yol tıkanır, şu olur, bu olur, sohbete mani olur ve balisse olur. Çörek otu mucizesi çıktı. Bu kitapta hem şifa duaları var hem çörek mucizesi var. Fakir bunu hazırladık. Çok yerlerden topladık. Ne dedi İslamoğlu? Peygamber tıbbı ne bilsin dedi. Kazı İyaz da dedi tıbbı muppu biliyor diyor şifada diyor. İşte size sadece bu kitap tıbbı bilip bilmediğine delil olarak yeter. Ama öyle kitaplar Allah bana ömür verirse öyle hadisler buldum ki. Resulullah Efendimizin tıp hususundaki beyanları dünya kıyamete kadar yiyip bitiremeyeceği ilimler vardır. Şimdi çörek otu. Burada hadisler var. Resulullah ne buyurdu? Di deva, deva. Her hastalığın nesi var? İlacı var. Fe idâ usîbe deva da. İlacını bulursan beriye iznile, Allah'ın izniyle o hastalık iyileşir. Kanser de olsa iyileşecek. Peki. Ama bu hususta birçok hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el sevda siyah tane çörek otu. Şifa'un min külli de her derde şifa. İlle sam ecel gelirse ölüm müstesna. Ölümden başka çörek otunda şifa olmayan bir hastalık ama iman meselesi. Bak adam cüzzam oldu hala tıpta çözümü yok. Etler libe lime dökülüyor. Muhaddis büyük bir alim vardı. Dedi ki nedir senin bu durumun? Herkes kaçıyor bulaşıcı diye. Dedi ki benim durumum böyle. Bunun ilacı yok. Doktorlar acı. Dedi yalan söylediler. Resulullah onlardan daha büyük doktordur. Buyurdu çörek otunda her derde deva var. Ne yaptı? Ballan çörek otunu, dövdü ballan, macun yap Tepeden tırnağı o macunla onu ne yaptı? Sıvadı, bir zaman sonra yıkandı, yepyeni deri bitti. Cüzdan gitti. Dedi ki iman lazım buyurdular. Ruhul tefsirinde geçiyor. Çörek otunla iyileşmeyen hiçbir hastalık olması mümkün değil. Burada çok hadisler var. Ancak tarifler var, uygulamalar var. Yani çörek otu da bazı hadislerde ne buyuruyor? Şunu şuna katın. Macun yapın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi hastalandığı zaman ne yapardı? Siz nasıl şimdi hapları alıyorsunuz eline ben de öyle atıyoruz. Resulullah Efendimiz de hemen çörek otu isterdi bir avuç. Şöyle eline alırdı. Ondan sonra onu ağzına atardı, çiğnerdi, peşinden de bal şerbeti içerdi. Gitti. Ama bunlar sünnet olduğunu bilirsen, itikad edersen hastalıkların geçer. Şimdi ben burada bölümler yaptım. Bu bölümlerde mesela ne var? E tabi bütün burada hastalıklar çörek otu hangi terkiple kullanılırsa nezle soğuk algınlığına karındaki kurtlara yılan hastalığına, yüz kızarıklığına nefes darlığına efendim kanı tutulanların kan söktürmesine, baş ağrısına sarlık hastalığına, diş ağrısına örümcek sokmasına haşer atık olması germeyi gidermesi, sivilce ve uyuz hastalığına sihirleri söküp, söküp atması, diş kurtlarını çıkartması, yüz felcine şifası, sedef hastalığı, abraşa iyi gelmesi, böbrek mesela taşlarını gidermesi, büyük kurtları dökmesi, saç dökülmesine, saç kırana kesin çözümdür. Fayda vermesi, kırıkları tedavisi. Ya ben bunu 90 yaşında Muhammed İbni Zekeriya Hazretleri Medine'deki Zekeriya Efendi dedikleri evliyaydı. Efendi Hazreti Bona gider. Yaşları o zaman 97, idi, abdest alırken düştü kırıldı ayağı. İlaçlar getirdiler, kırıkçı getirdi. Ben biliyorum yanına gitmiştim. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tedavisini uygularım, ilaç almam dedi. <laughs> Nasıl olacak? Çörek otu yemeklerden sonra yiyordu birkaç şey. Ve herkes, bütün Medine hatta kitaplara geçti bu. Ve herkesin gözünün önünde birkaç zaman içinde kırığı geçti. Hiç tedavi yok. Ama iman mesela. Yani biraz kuvvetli olmak meselesi ama bu demek değil ki doktoru ilacı bırakın. Şimdi iki türlü ne var? Evliya vardır. İşte Habib Acemi, Hasan Basri. Hasan Basri büyük alim evliya. Habib Acemi ümmi evliya. Şimdi Hasan Basri ne bekliyor? Gemi bekliyor. Derenin kenarında. Habib Acemi de geldi dedi ki Eleyhisseleke yakınun yav dedi ey Hasan Basri ne oldu dedi, hadi gidelim. Dedi nereye gidecek, gemi gelecek. Ya senin yakın itikadın yok mu Allah diledi mi? Adamı batırmadan geçirir. O da dedi, eleyhisselik ya, sende hiç ilmin yok mu ki Allah sebepler yarattı ya, bekleyeceğiz. Bu sefer kalktı Habib Acemi deniz, dereyi, artık Dicle midir hangi, deniz gibi yer, bizim boğaz gibi. Ne yaptı? Yürüyerek Hasan-ı ne yaptı? Gemi bekle. Şimdi İmam-ı Rabbani soruyor hangisi üstün? Siz hemen dersiniz ki yürüyerek geçen üstün. Değil. Gemi bekleyen üstün. O da istese geçebilir. Ama zahiri sebepler var. Şimdi Zekeriya Efendi ben şekere tutuldum insülüm vuruyorum. Dedi bana bu gavurların bulduğu ilaçları bırak. Ya dedim mübarek bunları bıraktım şeker 600'e çıkar, 1000'e çıkar falan. Ben olsam dedi çörek otuyla başka hiçbir şey kullanmam. Dedi mübarek sen imanın kuvvetli sen büyük evliyasın biz. Biz iki günde evhama başlarız ondan sonra bir tarafımıza vurur. falan Ben ilaçları bırakamadım hala iğnelere devam ediyoruz ama o adam kırı 90 yaşında çörek otuyla geçirdi. Yani burada en mühim mesele de itikat yani. Güzel inanacaksın. Burada hepsini yazmışız. Daha ya, yani saymakla bitirmez. En büyük mesele burada tabii çok var. Velakin efendim kanser e, üzerine ben size söyleyeyim 51. sayfada kanser tedavisi çörek otuyla nasıl yapılır? 4-5 tane ayrı ayrı bölüm yazdım. Bunları Bukhari şehirlerinden, kitaplardan, eserlerden, Arapça eserlerden topladım. Size hizmet olsun. Bu kansere yakalanlar ben diyeyim size kimse ümidini kesmesin. Şu çörek otu ki Resulullah eğer eceli gelmediyse iyileşecek. Kim olursa olsun. Hangi hastalık? Burada dolu hastalık yazdım ben. Hepsinin terkibi var yani. Terkip, terkip. Ne demek terkip? Şunu şunla karıştıracaksın. Şunu şöyle yiyeceksin. Ona uyacaksın. Tarife uymazsan olmaz. Bir de en mühim mesele ne var? Bir de en mühim mesele şifa ayetlerine, hadislerine, dualarına devam edeceksin. Şimdi sadece çörek ilaçla da doktorla haplanda olmaz. Burada şifa bölümü açtık. Şifa duaları. 33 tane şifa ayeti. 6 tane şifa ayeti. Mesela Kuşeyri Hazretleri'nin çocuğu ağır hasta oldu. Ölecek duruma geldi. Çok üzüldü. Gece allah Teala'yı zuhuratta gördü. Rabbimiz buyurdu. Ey imam üzüldün mü? Dedi ya Rabbi. Çocuğum ölüyor gözümü dedi. Kalk. Şifa ayetlerini topla. Kur'an'da kaç tane şifa geçiyor? 6. Şifa ayetlerini topla. Oku çocuğunu öfle. Sonra bir tabağa yaz. Veya kağıda bile onun da suyunu çıkar, suya sok, onu da içir. Yapar yapmaz çocuk kalktı. Şifa ayetleri Kur'an'da kaç tane? Altı. Bunları yazdım hepsini. Ama herkesin de tabak getirin yazayım diyecek halim yok yani. Onu da siz halledin. Ondan sonra onda ek ücret isterim. Efendim burada şifa duaları var. Bu şifa duaları çok sağlam hadis. Bunu yapın. Bak burada mesela 88'de yani ben hangisini anlatayım size? Burada çok dua var. 7 Fatiha. 7 kere Eûzü besmele arada besmele İhlas ile huzur Adam ölecek şimdi mesela kanser sar. 7 Fatiha. 422 kere. 422 sayı bozulmayacak. Ya Şafi, ya Şafi, ya Şafi, ya Şafi. Şifa veren Allah. Bitti. Peş Allah meşfente. Şafi la şifa ile şifa. Allah meşfin. Şifa en layık olsak ama Evet. Bu dua okunduğu zaman İmam Buni Hazretleri diyor cüzdanlı hastaya öğrettim. 15 gün geçmeden tıpta çaresi olmayan hastalık iyileşti bitti. Hepsinin kaynaklarını yazdım ben burada. Ben uydurma yazmıyorum. Kitaplardan okuyoruz. Şimdi bu 89'da bunlara bakın. Bir yandan çörek otu ve terkipleri. Terkip dediğinde anlıyor musunuz? Mesela halsizlik diyor. 53'ün sayfa. Çok yorgunum, halsizim. Bir bardak sıkılmış taze portakal suyu. Geri sıkılacak. O meyve sularına itibar etmeyin. Onlar sıkılmış ama ne zaman sıkılmış? Kaç aylık? Taze sıkılıyor. Bir kaşık çörek otu yağı, bir kaşık saf bal ile tatlandırılı 15 gün efendim aç karnına içiliyor. Halsizlik olan kişi yatsı namazından sonra yatıp sabah erkenden sabah namazını kaçırmadan kalkacak. Resulullah'tan nakleden ayet ve hadi şu duayı da okuyacak. Bunu da yapacak 15 gün. Sabah sağlam kalkacak. Her şeyi yazdım. Burada yüze yakın derdin devası var. Allah ölümden başka her hastalığa deva indirdi. Ben sizin de iyi olmanızı istiyorum. Uzun yaşamanızı istiyorum. Hatta kendi derdimi unutuyorum. Sizin derdinize düşüyorum. Bazı biri geliyor. Benim çocuğum şöyle böyle. Öyle üzülüyorum. Öyle üzülüyorum. Dedim bari bir iyilik yapalım. Madem mucizedir çörek otu. Resulullah buyurdu. Ama adam ne biliyor, nasıl yapacak? Her hastalığın terkibi kimine diyor yumurtayla, kimine diyor sirkeyle, kimine diyor portakal suyuyla, kimine diyor nar suyuyla. Bunların hepsini alimler terkip yapmış. Bu terkipler de Resulullah Efendimiz de öğrettikleri var. Onun için bu çörek mucizesi ve şifa duaları hiçbir kitapta bulamayacağınız arayın dolanın ilimleri itibar etmiştir. Allah hepinizin şifa, dertlerinize deva, hastalıklarınızı da hastalarınız varsa onlara da hepimize şifalar ihsan eylesin. Amin diyen dillerinizde nar cehimden azad eylesin. Evet. Hepsi Muhammed Mustafa'nındır. Sallallahu aleyhi ve Bütün dersler ondan bahsediyor. Bütün kapılar ona çıkıyor. Allah kapısında hizmetçi eylesin. Amin. Radyonun saatler var. 10 milyona tanesi ama bunun çok borçları, masrafları oldu. Bu salon toplantıları vesaire ihtiyaçları var. 2-3 bin tane bastılar, ellerinde kaldı. Biz de onlara bir yardım olsun. Sohbetler devam etsin. Her tarafa ulaşsın. Vericiler artırılsın diye bu saatlerden destek olursanız da alırsanız hayrınız tebliğe gider rahman onlara ulaştırılır. Amin sübhanallahi ve bihamdihi علي وصاحبه اجمعين اللهم انا نسالك الجنه نعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه نعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين اللهم اغفر لنا يا ربنا اغفر لنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لك يا رب العالمين. شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى. سلم والي واصحابي مشاخنا روح روحنا امام طريقتنا امام الرباني امام معصوم بيض الله رار شانك شبنت على ابن عطار محمد خالد ضياد بن حجاب الله المكي مصطفى عصمت غريب الله في من خليل نور الله من علي الله بزاز حسين كل شيء فن شريك من عمد المبنى علي الله الشيخ روح روحنا دينا لله الحاج علي الحاج ارواح جميع مشايخنا وساتذنا مواتنا موات المسلمين موات حضرنا الفاتحه